بسم الله الرحمن الرحيم ولا يثبت ولا تثبت ثابت olmaz قدم الاسلام اسلام قدمي اسلام ayağı yani İslam akidesinin tamamlanması illa ala zahri teslim ve istislam illa teslim ve istislam üzerine sabit olur. Teslim Allahu Teala ne demek? Teslim Allahu Teala nasıl emrettiyse onu öyle teslim edeceksin, kabul edeceksin ve istislam kendisini de ona öyle vereceksin, bağlayacaksın. Femen her kim rahme kastederse ilme maşul bir şey uşul bir şeyin ilmini ki huzzire mehsurlu kılındı Allahu Teala tarafından nehyedildi anhu o ilimden o şeyden ilmuhu kendi ilmi. Yani o gibi şeylerden Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sen bunları anlayamazsın. Sen bunlara sakın zorlanma, bunları anlayayım deme. İşte bu gibi ilimleri anlamaya zorlanırsa velem yakına kani olmazsa bir teslim etmeye de fehmi o kendi fehmi de bunu bir türlü kabul etmiyor. İlle ben anlayacağım, bunun nihayetine varacağım diye zorlanırsa hacebehu o adami men eder. Meramuhu kendi kasti, kendisinin bu sapkınca hareketi men eder. En halisi tevhid, halis tevhidden men eder. Çünkü o ilmi Allahu Teala Hazretleri ona mahsurlu kılmış. Sen bunu anlayamazsın buyurmuş. Senin fehmin buna erişmez demiş. Öyleyken hayır ile ben bunu anlayacağım diye zorlanıyor. Öyleyse sen halis müvahhid olamazsın. Ve safil marifeti, safi marifetten de men eder. Ve sahih-il iman, sahih imandan da men eder. Bu adam halis müvahhid olamaz. Marifeti ilahiyeyi güzelce, safi bir surette bilemez. Ve imani sahih olmaz. Gıllı uçla karışır gider. فَيَتَذَبْزَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ küfr ile iman arasında tezebzüb eder. وَالْتَسْدِيكُ وَالْتَكْسِيبُ tesdik ile tekzip arasında tezebzüb eder. وَالْاِقْرَارِ وَالْاِنْكَارِ ikrar ile inkar arasında tezebzüb eder. Ne küfürde kalır, ne imanda, ne tesdikte kalır, ne tekzipte, ne ikrarda kalır, ne inkarda. İkisinin arasında karışır gider, tezebzüb eder. Daha nerede bunda halis tevhid, nerede halis marifet, nerede halis iman? Şu halde insana tereddüt edecek vazife Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şunları kabul edin, itikad edin buyurduğu emirleri olduğu gibi kabul ve itikad edeceğiz. Müteşabih olan ehkemde Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin müradi ilahiyesi nasıl ise biz bunları teslim edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın muradi ne ise o şekilde itikad edeceğiz. Ama bunların mahiyetini anlamak için zorlanmayacağız ve bu işe girmeyeceğiz. Olduğu gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine havale edeceğiz. Yok, illa ben bunu da anlayacağım, bunu da anlamak isterim diye zorlanırsa o vakitte o adam küfür ile iman arasında yuvarlanır gider. Tesdik ile tekzip arasında kalır. İkrar ile inkar arasında hangisini tercih edeceğini bilemez, şaşırır gider. Ne olduğu halde müvesvisen, vesvese edici olduğu halde taihen, heyrete düşmüş çöllerde yol bulamamış adamlara benzer. Karışır gider, şakken şek edici olduğu halde acaba böyle miydi, böyle miydi? Bunu tesdik mi edeyim, inkar mı edeyim? Evet, hangisini yapacağını şaşırır. La müminen musaddiqan. O adam ne tesdik edici bir mümin olur, ve la cahiden mükezziben, ne de inkar eden bir kafir olur. İkisinin arasında kalır. Çünkü ilminin fevkunde ve haricinde olan meseleleri öğrenmek istiyor. Buysa onun ilminin yeteceği bir ilim değil, anlayacağı bir ilim değil. Ondan mehsurlu kılınmıştır. Oraya dalmayacaktır. Oraya zorlanmayacaktır. Teslim istislam.
teslim edecek. Yani ya Rabbi sen nasıl buyurdunsa, ne murad ettinse ben bunu kabul ediyorum ve teslim oluyorum. Gerisini sen bilirsin. Benim ilmim, aklım buralara yetmez. İşte müellifin anlatmak istediği burada budur. Edici olduğu halde taihen, hayrete düşücü olduğu halde, şakken, şek edici olduğu halde, la müminen müsaddiken, ne tesdik edici bir mümin, ve la cahiden mükezziben, ne de inkar eden bir kafir arada kalkmış. İşte femenip hünne ümmül kitab ve uharu müteşşabihatun ayet-i kerimesi var ya, her kimin kalbinde zeyh olursa ayat-ı müteşşabihatın ilmini anlamak ister, oraya girer. Yahu işte burada teslim et. Cenab-ı Hak nasıl demişse öyle, bilmiyoruz. Aczimizi itiraf edelim, burada duralım. Yok, ben anlayacağım. Anlayacağım diye müteşşabihatın manasını anlamaya girerse o kaybetti. Neyi kaybetti? Halis tevhidi kaybetti. Marifetin sefasını, safi Allah'ı bilmeyi, bunu kaybetti. İmanın sıhhatini kaybetti. O müzebzeb aldı. Tezebzüb etti. Yani ortada kaldı. Küfür ile iman arasında, tesdik ile tekzip arasında, ikrar ile inkar arasında. Adam bir taraftan tesdik ediyor, bir taraftan tekzip ediyor. Ne tesdike gidebiliyor, ne tekzibe. Ne imana, ne küfre. Mümin olamıyor. Ne külliyen inkar ediyor, ne de teslim edip de tam imana erişebiliyor. Ortada kaldı. Hayrette kaldı o adam. Vesvesede kaldı. Daima şek eder. Ne tesdik edip halis mümin olabilir, ne de inkar edip kafir olabilir. İnkar etmiyor, Kur'an haktır diyor. İnkarı yok. İnkar etse kafir olacak. Onu demiyor, haktır. Ama diyor, ben bunu anlayacağım. Onu da anladığın gibi anlayamazsın sen onu. Her kim işte müteşabih ayetlere girerse akidesi bozulur. İlla ya mücessimeye kayar, ya müşebbeheye kayar, yahut da mütezile gibi külliyen inkar eder, aradan çıkar. Ya halisi, işte ehli sünnetin akidesi, ayati kerimeden ve hadisi şerifeden ne kadar müteşabihler varsa bu müteşabihlerin lefsine, nüzul ve vuruduna itikat ve iman edeceksin. Manasını Allah'a tefvid edeceksin. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Bunların tevilini ancak Allah bilir. Ve râsıhûne fil ilmi yekûlûne küllün min indillah. Elimde rüsuhu olanlar, nihayete ilmiş olan adamlar ne derler? Bunların hepsi Rabbimizin indindendir. Bizim elimiz ileriye gidemiyor. Evet. وَلَا يَسِّحُّ الْا۪يمَانُ İman sahih olmaz. Bir rü'yeti rü'yeti de. Neye iman? Bir rü'yeti rü'yete. لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ Dar-ı Selam yani cennet halkının ehline rü'yete, onlara rü'yetin vukuuna iman sahih olmaz. لِمَنْ يَعْتَبَرَهَا وَنَا يَعْتَبَرْ اِذَنْ için مِنْهُمْ onlardan bir vehmin vehmidâ. Bir adam vehemle dese ki evet, cennet halkına rüyet olacak ama bu vehimdir, vehm ile görecek, hakikaten görecek değil. Öyle gördük vehm edecekler, böyle derse onun imanı sahih olmaz. وَلَا يَسَّحُ sahih olmaz. El iman, iman, bir rüyeti görmeye iman. لَا اَهْلِ دَارِ السَّلَامِ cennet halkına. Kim için? لِمَنِ اَعْتَبَرَهَا rüyeti atibar eden için. Zaten rü'yeti inkar ederse onun hiç imanı sahih değil. Hayır, rü'yeti itibar ediyor. Evet. Minhum. Onlar da neyle itibar ediyor? Bi vehmin vehmiyle itibar ediyor. Aleykümselam. Evet. Yani Müslümanlardan bir kimse ehli cennette rü'yet olacaktır ama bu hakikat değildir, vehemdir dese, اَوْ تَاَوَّلَهَا yahut da o rüyeti tevil etse bir fehmin kendi anlayışıyla bunun imanı sahih olmaz. Niçin? Rüyet hakikattir. Hakikaten orada rüyet olacak. Böyle vehminen böyle görünecek demekle olmaz. Yahut da kendi aklıyla tevil ediyor. Mütezileler gibi bu rüyet başka bir menayadır dese bu da sahih değildir. Onlara imanı sahih değil yani kafir mi gider?
Ehli bidat diyoruz ya onlar. Ehli bidat. Yani iman sahih değil. Ehli bidat onlar. Küfür ismi veremiyoruz. Evet. Çünkü dese ki behem şöyle geliyor. Allah-u Teala görünecek ama şu şekilde görünecek, insan şeklinde yahut da nur şeklinde böyle bir şekil verecek olsa, vehmetse, ona bir hayal verse ne olur? Müşebbiheden olur işte. Oldu müşebbihe. Ne vehme girmez ki, biz sen nasıl dünyada onu vehme edeceksen, Allah-u Teala nasıl görünecek, ne bileceksin? Efendim ben böyle vehmediyorum, böyle düşünüyorum, Allah-u Teala şu şekilde görünecek. Olmaz. Müşebbiheden olur. Evet. Yahut da kendine tevil ediyor. Şimdi buna çok şey ettik ya, tesadüf ediyoruz ya, aklı ermediği şeye hemen bir tevil yapıyor. Ya bu ki tevil olmaz. İnsan kendi kendine hemen tevil etmez. İlla iki ayeti kerime mariz yahut iki hadis-i şerif mariz olacak da aralarını telif için birisi tevil edilir, ötekiyle amel için. Evet. Bu müteşabih hadislere binaen mesela birisi okuyup da onun zahirine itikad etse, ehl-i sünneti bilmeden. Zahirin işte öyle itikad tamam, edecek ama zahirde geldiği gibi murat değil. Onu öyle bilecek. Zahirde geldiği gibi değil. Yok. Zahirdeki gibidir dese işte müşebbih olur. Müşebbihe ve mücessim olur. Zahirde geldiği gibi değil. Zaten aciz orada başlıyor. Ne için ulema ehli sünnet diyorlar ki bunlar müteşabihattandır? Zahirde geldiği gibi değil. Zahirde geldiği gibi olsa da müteşabihattan olmaz. Bitti, mühkemattan olur. Bakıyorlar ehli selef, zahirde geldiği gibi olsa Allah-u Teala'ya cisim isnat edeceğiz ve Allah-u Teala'yı bir şeye teşbih edeceğiz. Cenab-ı Hakk ise bunlardan münezzeh. İnkar etsek küfre gideriz. Çünkü ayettir, hadistir. Öyleyse ayetin nüzulü haktır, hadisin vürudu haktır. Fakat manasını biz bilmiyoruz. Manasını Allah'a havale ederiz. Peki sahabe hocam, bu hadisler varid olduğunda, müteşabih hadisler varid olduğunda onlar müteşabih olduğunu bilip de mi sustu, yoksa anladılar mı da asıl muradı? Yok, asıl muradı hiç kimse anlamadı ki. Hep onlar tevilini bildiler de memnun olduğunu bildiler onlar. Çünkü ayet-i kerime kendisi men ediyor. Nasıl? Ayet-i kerime de kendisi diyor. Doğukarı müteşabihat وَأَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اُبْتِغَاءَ تَعْو۪يلٍ وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Her kimin kalbinde zeyh varsa bunun teviline gider, tevili araştırır. Bunun tevilini Allah'tan başka bilmez. Öyleyse men edildiler. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ يَقُولُونَ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Bunu sahabe-i kiram bildiğinden hiç katiyen ne sualını sormuş ne de bunu aramış. Evet. Ehl-i sünnetin hocam bu tarafı doldu mu? İskâne tevilun rüyeti. Tevilun rüyeti oldu. Ve tevilu kullu manen, her bir mananın tevili. Öyle mana ki yudaf ile rububiyye rububiyete izafe edilen her bir mananın tevili oldu. Biter ki tevil, tevili terk ile oldu. Ve lüzum-i teslim, teslimin lüzum ile oldu. Evet. Rüyet. Rüyetin tevilini nasıl yapacağız? Yahut da Cenab-ı Hakk'a izafe edilen bu manaların yeddir, vecihtir, eyindir, gelmektir, gitmektir. Bunlar bu Allah-u Teala izaf edilen bu manaların tevili nasıl olacak? Bunların tevili terkili olacak. Tevil etmeyeceksin. Teslimi kabul edeceksin. Evet, Allah-u Teala bunları buyurmuştur. Bunlar haktır. Teviline gitmeyiz. Teslim. Teslim nasıl? Allah-u Teala'nın nasıl murad etmiş öyle. Zahirdeki Arapların anladığı mana üzerine de değil. Yapılan teviller ne olacak peki? Tevil yapmayacağız. Ehli akide sağlam olsun diye yapmayacağız. Ve aleyhi dinul müslimin, Müslümanların dini bunun üzerinedir. Tevili terk edeceksin. Ve men lem yetevakka, bir adam tevakki etmezse, sakınmazsa
ennefye ve teşbih. Nefiden sakınmazsa, teşbihten sakınmazsa zelle o adamın ayağı kayar ve lem yusib isabet etmez, et tenzihe, tenzihe isabet etmez. Mu'tezile külliye nefy etti. Dediler ki eğer biz bunları teslim edecek olsak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri mühelle havadis olması lazım gelir. Yahut teaddüdü kudema lazım gelir. Biz binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatları yoktur deyip çıktılar. Cenab-ı Hakk'ın vecih sıfatı var mı? Yok. Yet sıfatı var mı? Yok. İstiva sıfatı var mı? Yok. Eyn sıfatı var mı? Yok. 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 Hepsi yok. Bu nefh ettiği gibi bu ayağı kaydı. Ayağı kaydı gitti. Yahut da teşbihe gitti. Mu'tezile'nin sıddına var. Var ama hakikattir. Allah-u Teala'nın hakikaten yüzü vardır. Hakikaten eli vardır, yedi vardır, hakikaten veçi vardır, hakikaten gelmesi vardır, hakikaten gitmesi vardır. Bunu da böyle hakikat dedim ya, öyleyse teşbihe gitti burada. Halbuki bunlar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin bu sıfatları var ama bu sıfatlar Arap lügatinde geldiği o Arapların anladığı manada değil. Maksat ne maksadı bilmiyoruz orada. Allah-u Teala'ya manayı havale edeceğiz. İşte incelik burada. Selefin akidesi bu. Diyor ki bunlar geldiler, bunları teslim edeceğiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurmuş amennâ ve seddekna. Fakat bu müteşabih olan ayetlerden, hadislerden Arapların anladığı bir mana var. Bu manaya mı? Yok, bu manaya değil. Hangi manaya? Ona karışmayız diyor. Selefin mezhebi karışmayız diyor. Eğer iyi karışalım, buna hakikat diyelim. Hakikat dersen işte ya mücessim olacaksın ya müşebbih olacaksın. İkisinden birisi olacaksın. Üçüncüsü yok ki. Yok buna hakikat de. Bu hakikattir. Ondan sonra da ben keyfiyetine karışmadım. Zaten hakikat dedikten sonra Cenab-ı Hakk'ın yüzü var dedikten sonra sen cismi isnat ettin. Kaldı neresi teşbihi? Cenab-ı Hakk'ın vecih sıfatı var ama insanın vecihine mi benziyor? Atın veçine mi benziyor? Kuşun veçine mi benziyor? Ben buna karışmıyorum diyor. O mücessime bir cisim isnat ettin de sıra kaldı teşbihe, teşbihte durdu. O vakitte sen mücessime oldun müşebbiheden kaçarken mücessime dedin mi illa teşbihe de girecek. Mücessime cisim isnat ettikten sonra gene bir şeye teşbih olacak. İkisine de girmiş oldu. Aleyküm selam. Üstad yani şu ses hata mı? Aleyküm selam. Az sabit olur. Fe inne Rabbena Celle ve Ala. Bizim Rabbimiz Celle ve Ala mevsufun mevsuftur. Bi sıfatil vehdaniye, vehdaniyet birlik sıfatıyla. Men'utun mevsuftur. Bi nu'util ferdaniye, ferdaniyet nu'utuyla. Fert yani tek. Vehdaniyet bir. Fert tek. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vehdaniyet ve ferdaniyet sıfatlarıyla men'uttur. Leyse fî mânâhu o manasında olmadı. Ehedün hiçbir kimse minel beriyyeti hatter. Hiçbir kimse o manaya erişemez. Efendim bir adamın oğlu olmuş, tek oğlu olmuş, başka oğlu yok. Evet ona da tek deniliyor. Tek ama fakat o tek ferdaniyet, fert tek olması Cenab-ı Hakk'ın ferdaniyeti gibi mi? Yok. İşkatiyen müşabehet olmaz. Müşabehet olursa işte müşebbeheye gider. Ve Teala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Ali oldu. Enil hudud hududdan vel gayet gayetten. Yani cihat var ya cihetler. Sağ sol sonra başlangıç gayet demesi bir şeyin başlangıcı var nihayeti var. Cenab-ı Hak bunlardan münezzehtir. Vel erkan rükünlerden. Evet vel a'da a'zalardan. Vel edevat edevattan. Mesela bir duvarın dört duvarı var. Rükünü var. Rükünler. Haşa bekirler Cenab-ı Hak bundan münezzeh. Azası var insan gibi. Yok. Eli, ayağı, gözü. Cenab-ı Hak bundan da münezzeh. Vel edevat. Edevati. Yani mühtaç olmuş olduğu bir alet. Cenab-ı Hak bundan da münezzeh. La tehvihi o nihavi olmaz. El cihatü sid. Altı cihat Cenab-ı Hakk'a havu olmaz. Herkesin altı ciheti vardır. Sağ, sol, ön, arka, üst, alt. Bu altı cihetten hiçbir cisim hariç kalamaz.
cisim dedi mi illa bu altı cihet onu ihate eder. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cihetleri halkeden o, kendisi cihete muhtaç değil ki. Sen nasıl tasavvur edeceksin ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'ni cihatlar ihate etmiş ola. Evet. Kesairil mübtedaat, sair yaratılan mehluklar gibi Cenab-ı Hakk'ı da cihat-ı sitte ihtiva etsin. Yok. La yese'uhu mekan ve la zaman ve la tehvih ve la tecri aleyhi zaman. La yese'uhu mekan ve la yecri aleyhi zaman. Cenab-ı Hak hiçbir mekan Cenab-ı Hakk'a vasi olamaz. Niçin? Ne kadar büyük bir mekan tasavvur, hayal etsen onun Halik'i Hazreti Allahu Teala. Allahu Teala halk etmiş olduğu bir mekana ihtiyaç yok. Zaman, zamanı da Cenab-ı Hak halk etmiş, Cenab-ı Hakk'ın üzerinden zaman da geçmiş. Şimdi burada bazıları İmam-ı Tahavi'ye hüküm ediyorlar. İşte bu haşiyede de var. Hüküm ediyor. Güya İmam-ı Tahavi burada hata etmiş. İlla cihet varmış. O da ölü ciheti varmış. Şimdi haşa ve kella Cenab-ı Hakk'a ölü sıfatını, cihetini isnat etsek. Ölü ciheti oldu mu? Onun bir aşağısı var mı yok mu? Var. Mesela erş. Erşin bir üzeri var. Erşin bir altı var. Bir sağı var. Bir solu var. Bir önü var. Bir arkası var. İşte ciheti. Sitte Cenab-ı Hakk'a ispat edilmiş oldu. İşte oldu müşebbihe mücessime. Hem müşebbiheden mücessimeden kaçıyoruz diyoruz. Hem getirip Cenab-ı Hak Teala Hazretleri erş üzerinde otur diye. Erş mehluktur. Bir mehluk, bir cismin cihati sitti vardır. Cenab-ı Hak da ondan olunca Cenab-ı Hak altı cihetin içinde oldu. Nasıl tenzih olacak? Tenzih olmaz. Binaenaleyh ne diyeceğiz? İstiva sıfatı var. Fakat bu istiva sıfatı bizim bildiğimiz gibi istikrar manasını değil. Yana manasını onu bilmiyoruz. Allah bilir. Burada ben bazı haşiye yazdım. Burada haşiyede diyor ki izil me'dumu huvellezî lâ yura fel kemâlu fî isbâti rûyeti sâbite fil kitâb esûlâ. Me'dum görülmez. Me'dum görülmez. Cenab-ı Hak mevcut, mevcut görülür. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hakk'a ölü sıfatı ispat edilecek. Oradan gelmek istiyor. Daha yukarıda orada yazıyor. Fâve subhânehu fâvka mahlukâti müstevâle âşîmâti. Ve zâlikelenne nufâte sıfat ve rûye minel mu'tezile ve gayri mimma innemâ yenfevneha tenzihen lillâhi teâlâ bizu'mihim enik teşbih. Ve hâda zelalun ve zeyhun ve dalal. İz keyfe yekûnu zâlike tenzihen. وهو ينفي عن الله صفات الكمال ومنها الرؤية إذ المعدوم هو الذي لا يرى فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة. Şimdi burada ben bir şey yazdım. وهذا قياس فارغ بل بعض الموجود لا يرى أيضا. Me'dum görülmez. Mevcut, bazı mevcutlar var ki o da görülmez. Sen me'dumu bırak. Hadi me'dum yok. Neyi görülecek? Ama mevcut diyoruz. Mevcudun hepsi görünür mü? Halik'i bırak. Mehluk olanın bazı görünmez. Ker ruhi ve akli mesela. Herkesin ruhi ve akli var. Göster bana bakayım. Kim görebiliyor? Ruh, akıl, mehluk mu değil mi? Mehluk. Mehluk olduğu halde görünmüyor. O da mesela senin aklın, senin ruhun bak cihati siddeyle muhat. Senin mesela vücudun neyse ne kadar ise onun içinde olduğu halde o da büyük bir şey değil. O akli, o ruhi kimse göremiyor. Bir doktor getir, mütehassıs getir. Senin ruhun görsün göremiyor, aklın görsün göremiyor. Mevcut. Sonra ve kelcede yani mevcudi feslakil kahraba. Mesela elektrik telleri var. Lambaya bağlı değil. Acaba bunda cereyan var mı yok mu görünmüyor. Aletini getiriyorsun da aletini vuruyorsun. Lamba yanıyor. Hem bakıyorsun ki bunda cereyan varmış, bunda yokmuş. Onu kaldırdığın gibi orada cereyan var ama göremiyorsun. Göster bakalım bunu. Bu mevcutlarda diyor ki yalnız me'dum görünmezmiş. Bu kıyas, muhalete bu. Mevcudun belsi de görünmez. Yani görünmediğinden yok olması mı lazım gelir? Yok. Cenab-ı Hak evet gözler görmüyor ama bundan yok olması lazım gelir. Gelmez yani. Şey diyor ki Mu'tezile
eğer Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin görünme şeysi varsa diyor, Mu'tezile'ye göre cevap veriyor bu. Me'adun görünmez. Mu'tezile diyor ki Cenab-ı Hakk'ın sıfatı yok. Ru'yet sıfatı yok. Niye? Ru'yet sıfatı olsa cihet lazım gelir Cenab-ı Hakk'a. Binaenaleyh bu sıfatı nefy ediyor. Bu da ona cevap veriyor ki sen Cenab-ı Hakk'ın ru'yeti yok diyorsun. Güya Cenab-ı Hakk'ı tenzih ve tekdis ediyorsun. Halbuki yalnız me'adun görülmez. Cenab-ı Hak'tan me'adun mu ki görülmesin? Cenab-ı Hak mevcut. Görülür. Halbuki bu kıyas yapıyor ama bu kıyası bozuk. Niye? Mevcudun dediğim gibi bazı mevcutlar da görünmez. Hem mevcuttur hem de görünmez. Esir. Hani esir denilen bir madde var ya, şimdi ona ne diyorlar? Ne? Esir. Esir. Aynen. Ülema-i mütekellimin esirdir. Şimdi burada atom diyorlar şimdi. Atom. Yani her havanın her zerresinde o var. O kim gözüyle görüyor onu? Hiç kimse gözüyle göremiyor. Bu kainatta öyle bir madde var. O maddeye esir diyorlar. Bu esir kim gözüyle görmüş? Hiç kimse görmüyormuş. Mevcut mu? Mevcut. Görünüyor mu? Görünmüyor. Alttaki ibarelerde bu cümlelerin metsus olması ihtimali vardır diyor. Ben de onu kabul ederim diyor. Ona da şeyler diyor. Müşebbihe muaddile orada mı? Yok en altta. İşte o vakila enha innaha madsusatun aleyhi ve leyset min kelamihi lem yekun zalika andi bi ba'id istihna ihsanan lizzan bi hada al-imam wa ala kulli hal fal batil mardudun ala qa'ili kayna min o da öteki sayfada bu şey de 15. sayfada evet anladım hadi. Şimdi bu şeyde ve mel cihatu sit burada sağ tarafta nerede bir yerde burada ala hakikati diye de söyledi. Vel uhra el muaddile ellezine yenfevne uluvvehu teala ala halki ve ennehu bayinun mi halki bel yusserrihu ba'dun ve ennehu mevcudun bizatihi fi küllül vücud ve hada ma'nahu hululullahi fi mehlukatihi ve ennehu muhatun bil cihati sitt el mehluke ve ennehu muhatun bil cihati sitt el mehluke. Nerede o? Sağ tarafta su ahirdeki sonda. Bel yusarri ba'dun benne mevcudun bizati fi kullil vücud ve hada ma'nahu hululullahi fi mehlukati ve ennehu muhatun bil cihati sittil mehluka ve leyse fevkaha fenefel müellifu zalik bi hadel kelam ve lakin kad yestakillu zalike ba'dul mübtedi'a ve yeteevvelunehu bima kad yüeddi ile ta'til kema beyyenehu şarih şarih rahimahullah ve kad lakhase kelamahu الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال بمراده بذلك الرد على المشبه ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارف عند أهل السنة والجماعة والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة حق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. إمام التهاوي اعتراض etmiş oluyor ki لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Bunu niye böyle söyledi? Bu neyi iham eder? Cihetin olmadığını iham eder. Evet, oraya itiraz ediyor da bu yukarıdaki cümle muaddil. Cihati sittil mehluk. Lianne hadel kelam yasaru minhu ennel cihat ala kismi. Mehluka ve gayru mehluka. Bunu ben yazdım. Fallahu Teala münezzehun anil mehluka. Ve muttasifun bi gayril mehluka. Ve hada şeyun acib. Keyfe yekunu gayru mehluka ima'dume ve yu'abberunha bil cihat. Diyor ki Cenab-ı Hak cihet var mı yok mu? Şimdi bunlara göre cihet var diyor. Şu halde cihet iki kısım olacak. Birisi mehluk olacak, birisi gayri mehluk olacak. Mehluk bize nezaren. Bize nezaren bir cihet var. Cenab-ı Hakk'a nezaren de cihet var ama mehluk değil diyeceğiz ona. Çünkü ölü ciheti var ya. Şu halde cihet iki tane oldu. Birisi mehluk, birisi gayri mehluk. Bize göre mesela bir cismin cihati var. Bu mahluk. Cenab-ı Hakk'a göre gayri mahluk. Demin kendisi yukarıda ne dedi? Me'dum olan bir şey görülmez. Me'dum olan bir şeye cihat isnat edilir mi? Madem bu gayri mahluktur, bu cihat mi halk edilmemiştir, me'dumdur. Me'dumla ne ispat edeceksin sen?
Yani onun için bunlara girmek doğru değil. Girdiğin gibi illa müşebbeheye gidiyorsun. Bunlar da doğrudan mahluk diyemiyorlar da min cinsil emri ademi diyorlar. O da olmaz. Ondan sonra o şeye senin dediğin gibi oraya şeyi var. Alt tarafta bu ümmetsiz olması daha ki, uygundur diyor. فَفِي قَوْلِهِ تَعَلَى لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ رَدٌّ عَلَى الْمُشَبِّهَاتِ وَالْمُعَطِّلَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْحَقِّ الْالْتِفَاتُ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ بَاعِثٌ مِنْ خَلْقِهِ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. Hakikatini nereden çıkardın? Hakikati mi? Bu hakikat mi? Mecaz mi? وَلَا نُعَبِّلُهُ كَمَا لَا نُعَبِّلُ الْيَدَ بِالْقُدْرَةِ وَالنُّزُولَ بِنُزُولَ اَمْرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ لَنُثْبِتُ ذَلِكَ اِثْبَاتَ الْوُجُودِ لَا اِثْبَاتَ التَّكْيِيفِ وَمَا كَانَ أَعْنَى الْإِمَامُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمُجْمَلَةِ الْمُوهِمَةِ الْمُخْتَرَعَةِ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهَا مَتُسَّةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدِي بِبَعِيدٍ. Bu İbn-i Mani'nin bir manevi sözleri. Evet. İhsan el zanni bihadel imam ve ala kulli hal fel batilu merdudun ala qailihi kainen men kan. Bu sözler batıldır. Ve man fera tercümetel müsennefet tahavi la seyyema fi lisanin nizan arafe ennehu mine kabirul ulema ve asimil rical. Ve hâda huvellezi hamelna ve la ihsan el zanni fi kethiri minel mevadi alleti fe mecalun linnâkutun da kelamu ibn-i Mani. Ve kelamu ibn-i Mani hâda yedullu ala teşbih. Benim yazdığım. لَنَّهُ يَدَّعِ الْحَقِيقَةِ يَعْنِي لَا يُسَارُ إِلَى الْمَجَاسِ وَلَا إِلَى التَّاوِيلِ وَلَا يُسَارُ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْخَوْضُ فِي تَفْسِيرِهَا كَمَا قَالَ السَّلَفُ بِالتَّفْصِيلِ فَيْنِ ابْنِ مَعْنِ وَمَا شَاكِ لَهُ مِنَ السَّلَفِ. Buna hakikati. Hakikat demek mecaz yok bir defa. Mecaza gitmiyor. Bu müteşabihattandır. Girmeyelim. Hakikat mecaza demeyelim. Ona da gitmiyor. İlla hakikat diyeceksen. Hakikat dediğin gibi işte teşbih lazım geldi. İşte müşebbeheden oldun. Daha müşebbeheden olduğun ne? Vel mi'racu hakkun ve kad eslü suriye bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve urice bi şahsihi fil yakazati ile sema sümme ila haythu şa'allahu minel ula ve kerreme allahu bima şa'a. Tamam. وَأَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى. وَالْمِعْرَاجُ عُرُوج, göğülere çıkmak, hakkun haktır. Mi'raç, enbiya arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen hususi mucizelerdendir. Başka peygamberlere verilmemiş, yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Her peygamberin elinde mucizeler var. Bir de her peygambere hususi ayrıca bir mucize verilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi verilmiş. Evet. Fakat bu Mi'raç diğer peygamberlere yok. Peygamber Efendimiz'e has. Fakat üsriye geceliğin götürüldü bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Üsriye gece gitmeye derler. İsra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de yatıyorken Cibril aleyhisselam geldi, aldı, Kudsi Şerife kadar geceliğin götürüldü. Buna İsra derler. Estaizu billah subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Ayet-i Kerime ile sabit olduğundan her kim bunu inkar ederse kafir olur. Peki ondan sonra ve urice uruc olundu. Yukarıya çıkarıldı. Bir şahsihi çıkarıldı. Bir şahsihi Peygamber Efendimiz'in şahsiyle. Fil yakazeti uyanıklığı halinde. Uyanık olduğu halde ile semayı duydu. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde Peygamber Efendimiz'in ruhi ve cesedi beraber olduğu halde ve kendisi uyanık olduğu halde Mi'raç'a gitmiştir, göylere çıkmıştır, Sidretül Münteha'ya varmıştır. Ondan sonra da ila maşallah gitmiş Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'yle
mükalemede bulunmuş ve rüyeti ilahiye hasil olmuş ve 5 vakit namaz farz kılmış. Peki bunların için diyor bir şahsihi fil yakazati. Çünkü ehli bidatten bazıları inkar ediyorlar ki bu rüyada olunmuştur, cismiyle değildir. Rüyada vak olmuştur, yok diyor, rüyada değil, fil yakazati. Uyanık olduğu halde. Sonra ruhan olmuştur diyorlar. Yok, hem ceseden hem ruhan. Bunların tefsilatı müfassalatta uzun uzadıya delilleriyle beraber var. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs-i Şerif'e gittiğini inkar ederse ne hüküm verilecek? Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiğinden dolayı kafir. Peki Kudüs-i Şerif'ten sonra göylere çıktığını inkar ederse bunun hükmü nedir? Mi'raç ehadisi şerife ile sabit olduğundan tekfir edilmez, tefsik edilir. Tekfir edilmez çünkü hadisler mütevatir değil. Ayette de sabit olmadı. Bu yüzden tekfir edilmez. Niçin tefsik edilir? Çünkü ehadisi sahihi inkar ettiğinden dolayı tefsik edilir. Ehadisi sahihi haberi mütevatir olmasa bile, haberi ahad olsa bile, madem senedi sahih ile sabittir, o delildir. Onunla amel edilecek. Ama öteki mütevatirle bunun arasında fark var. Mütevatir olan bir hadisi inkar ederse kafir olur. Ahad ile haber-i ahad denilen hadisi sahih'i inkar ederse tekfir edilmez, tefsik edilir. Hem burada mühim bir şey daha var. Bunu da hatırınızda saklayın. Ehli hadis mütevatirden başka ne var? Haber-i ahad var. Haber-i ahad kaç türlü olur? Meşhur. Meşhur, aziz. Bir meşhur var. Aziz var. Bir de haber-i ahad var. Hı. O da haber-i ahad ya bunların hepsi. Meşhur, aziz, yine haber-i ahad'ın dahil. Haber-i ahad'ın hangisinden olursa olsun biz nesine bakacağız? Ricalına bakacağız. Evet. Sahih mi? Değil mi? Sahih olması için kaç şart var? 5 şart. Nedir o? Senet, senedi rivayet eden adamlar adil olacaklar. Sika olacaklar. Evet. 1. Bunların zabıtları kuvvetli olacak. Böyle zabıtı unutkan adamın rivayeti değil, unutmayan adam. Zabıt da iki türlü. Ya duyduğunu hatırında saklıyor, yahut da duyduğunu yazıyor, kitabını saklıyor. İkisi de zabıt. Üçüncüsü, senet muttasil olacak. İnkıta yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yeni şaşağı. Ta o hadisi rivayet eden zata gelinceye kadar adamlar hep birbirlerini görmüş ve birbirlerinden öğrenmiş adamlar olacak. Arada birisi mungati sakit olmayacak. Üçüncüsü, hadiste şüzuz olmayacak. Şüzuz ne demek? Bir hadisi şerifi bir adil, sika bir zat rivayet ediyor. Fakat onu rivayet etmiş olduğu hadis, diğer birçok sikelerin rivayet etmiş olduğu hadise muhalif oluyor. Bu da sika, onlar da sika. Bu da adil, onlar da adil. Yalnız onlar çok, bu bir tek. Öyleyse esas itibariyle hangisi alınacak? Bu çok, çokların rivayeti alınacak. Bu birinki şaz denilecek buna. Şaz denildi mi o hadisi sahih olmaktan çıkar. İşte şaz, şüzüziyet olmayacak bu. Yani bir sikanın rivayeti diğer sikatın rivayetine muhalif olmayacak. Evet, beşincisi hadisin illeti olmayacak. Hadise bir illet olmayacak. İllet esasen lügatta hastalık manasındadır. Yani onun senedinde bir illet olur. Bunu da kim anlar? Bir noksanlık olur. Zahirde bakarsan 4 şart tamam. İllette yok. Ama büyük bir mühaddise gösterirsen der ki bunda bir illet var. İlleti nedir?
mürsel olan bir hadisi muttasil yapmışlar. Olabilir. Hadis mürsel, ravi getirmiş, bunu muttasil olarak zikretmiş. Yahut da o hadisin senedini başka hadise rapt etmiş. O senedin hadisi başka, evet, öteki hadisin senedi başka, katıştırmışlar. Olabilir. Yahut da ravilerde raviyi zanneder, bir ravi getirir, halbuki o ravi değil, isim müştebih olur, başka ravidir. Bu gibi incelikler var ki bunları herkes anlayamaz. Bu hadisle yedi tuğla sahibi olanlar, onlardan birisi zuhur ettiği gibi ona derler ki hadiste illet var, bu hadis sahih sayılmaz. Beş şart tamam olursa hadisi sahih. Beş şarttan zaptı hafif olursa, beş şart tamam, yalnız adamın zaptı hafif. Ona da ne derler? Hasen derler. İster hadisi sahih olsun, ister hadisi hasen olsun, bunlarla amel edilir. Amelde alınacak. Ha, bunun için ben bu izahatı verdim. Bazı kitaplarda diyorlar ki, muharrirlerden haber-i ahad delil olmaz. Ve bu hataya düşenlerden birisi Seyyid Kutup. Seyyid Kutup kendi tefsirinde haber-i ahad ile sabit olan ehkam itikadi vacip değildir. Ehemmiyeti haiz değildir. Buldu mu bu? Bütün ehkam neyle? Sabit haber-i ahad ile sabit. Öyleyse hükmünden hiçbirisi yok. Sonra Allah tefsirat-ı nefesi Şeyh Bakit Efendi'nin bir risalesini gördüm. O da bu hataya düşmüş. En büyük, Mısır'ın en büyük alimi. O da şeyde, Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın meselesi var ya, Güneş Mearif'ten doğması. Ve meshen bile anak. Hani atları getirdiler, baktı da ikindi namazı geçti. Ondan sonra orada tefsirlerde, uzun tefsirler var ya, atların boynunu vurdu. Bunlar beni namazdan meşgul etti diye. Şimdi rivayetler var. Şimdi bunu Şeyh Bakit diyor ki ve tevaret bil hicab. Tevaret bil hicab. Müfessirin diyorlar ki tevaretin zemiri güneşe raci. O atlarına meşgul oldu, hatta tevaret, yani ey şems, güneş gayb oldu bil hicab. Batmakla gayb oldu. Yok, öyle değildir. Hatta tevaret, hatta atlar girdiler bil hicab, istaplı hayvan, yani kendi yerlerine. İstaplı diyorlar ya Araplarda. Ahire girdiler diyor. Orada diyor ki müfessirler, gerçi tevaretin zemirinin güneşe raci olduğunu zikrediyorlar. Fakat bu haber-i ahattır, haber-i ahad delil olmaz. Oho. En büyük hata bu. Haber-i ahad delil olmaz da hangisi delil olacakmış? Demek ki Seyyid Kutup, hala Seyyid Kutup'a insan çok görmez. Çünkü alim değil, o bir muharrirdir. Fakat Şeyh Bakir zamanında derece-i iştihada vasıl olmuş bir adam. Kendisine Mısırlılar bu adam derece-i iştihada vasıl olmuş. Fakat iştihad etmemiş, Hanefi mezhebinde kalmış. Mustafa Sadr Efendi merhum dermiş ki, ben görmedim Şeyh Bakir'i derece-i iştihada vasıl olmuş derler. Ama öyle zannetmem demiş. Derece-i iştihada vasıl olacağını ben zannetmem. Ama zamanın en büyük alimi. Fakat öyleyken bu meseleyi getirmiş, böyle söylemiş, böyle söylediği gibi bu ehli hadisin hilafınadır. Ehli hadiste haber-i ahadın senedi sahih olursa onunla amel vaciptir. Yalnız mülkeli kafir olmaz. O bu kadar. Hatta bu kitapta geçen gün burada gördüm, bir kitabın ismini yazmış. Şeyde 9. sayfada bakın, yukarıda Kultu var ya, iki rakamı nereden almış?
ve ennehu khatemül enbiya ve imamül etkiya ve seyyidül mürseliyyin. Buradan çıkarmış. Diyor ki kultu hazi ilakiyle sebetet fiyâ hadise kesire müstafide. Telakkate... Şimdi 8'de. Telakkate l-ümmetu bil kabul. Ve kad zekere şâri, yani akide-i tahaviyenin şârihi var ya, o zikretti diyor. 169. sayfada. Taifeten minha fel müraci'a minhu yahut fel türaci'a minhu feye tufidul ilme vel yakîn feve sallallahu aleyhi ve sellem seyyidul mürseline yakînen. Şimdi bu haber-i mütevatir değil, mustafid yani meşhur, meşhur olan hadisler tevatür olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidil evvelin vel ahirin olduğunu tufidul ilme vel yakin. Bu haber ilmi yakini ifade eder. Tevatür gibi. Evet. Fehve sallallahu aleyhi ve sellem seyyidul mürseline yakinen. Peygamber Efendimiz bütün mürseldir, seyyididir yakinen. Buna itiraz edilmez. İlla haber mütevatir mi lazım? Yok. Ve minel müessifi en ekul. Menel müessife esef verici şeydendir. Ney en ekule ben diyem ki inne hazil akide la yu'minu biha ulaikellezine yeşteritune fil hadis ellezi yecibül imanu bi en yikune mütevatir. Yani bunun ifadesi burada güzel. Diyor ki esef verici şeylerdendir ki bu akideyi diyor kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül mürselin olduğunu kabul etmiyor. Kim? Şu bir kimseler ki diyor akide bir şeyin ona iman etmesi, akide etmesi vacip olması için hadisi mütevatir olması lazım. İşte bu misali verdim ya, onlardan birisi kim? Şeyh Bakır. Sonra ikincisi kim? Seyyid Kutup. Daha evet. Başkaları da var. Burada o da vermiş. Evet. Fekeyfe yu'minu biha men sarraha bennel akidete la tuhadu illa minel Kur'an. Keşşeyh Şeltut ve gayru. Bu Şeyh Şeltut'u zikretmiş, onları zikretmemiş. Evet. İşte Şeyh Şeltut daha ileri gidiyor. Şeltut mu? Şeyh Şeltut. Şeyh Şeltut meşhur Mısır'ın müzebzeb hocalarında. Onu da anlatacağım şimdi. Bu Şeyh Şeltut daha ileri gidiyor. Diyor ki akide yalnız Kur'an'dan alınır, hadisten alınmaz. Ne demişsin? Niçin? Niçin? Çünkü hadise diyor mütevatir kaç hadis var ki? 60 hadis var. Öteki mütevatir olmadığından akide Kur'an'dan alınır. Binaenaleyh hadisleri okur geçeriz diyor. Sonra bu Şeyh Şeltut akidesi bozuk hocalardan dediğim Kur'an-ı Kerim'deki cin, melek, şeytan bunları inkar ediyor. Tevil ediyor. Cin, şeytan. Yok inkar ediyor, yok diyor. Bunlar başka manaya. Mustafa Sabri Efendi'nin bununla mücadelesi var. Eserinde mevkufül akli vel elmi vel alemen rabbil alemine ve ibadil mürselin dürsün Mustafa Sabri Efendi'nin eseri var. Buna uzun uzadıya reddiyeleri var Şeyh Şeltut'a. Cinni ispat ediyor, şeytani ispat ediyor, meleki ispat ediyor. Diyor ki Mustafa Sabri Efendi merhum ben bu kitabı yazdıktan sonra Şeyh Şeltut almış okumuş. Şeyh Şeltut son sıra, son zamanlar eserinde şeyhi oldu. Körlü ferli hibetli bir adam. Bir mecliste demiş ki Şeyh Şeltut benim kitabımı okudun mu, sen reddiyemi okudun mu? Okudum demiş. Peki sen kabul ettin mi? Cinnin, şeytanın olduğunu kabul ettin mi? Maalesef kabul etmiyorum demiş. Halbuki öyle güzel bir reddiye vermiş ki ondan güzel reddiye yazılmaz. Fakat fayda yok. Bir adamın tamasallahu aleyhi ve basiretidir, basiretini kapatırsa Şeyh Şeltut Ezher'in şeyhi olacak kadar ilim elde etmiş. Ama ne fayda? Dalaletlik etmiş Allah muhafız etsin. وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَى هَا اُولَٰئِ جَمِيعًا مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا فِي رِسَالَةِ وُجُوبُ الْأَخْذِ لِحَدِيثِ الْآحَادِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالرَّدِّ عَلَى شُبَهِ الْمُخَالِفِينَ. Muhammed Nasirüddin el-Albani diyor ki işte bu ibare onun. Ben bunlara diyor bu eserimde 20 dürlü reddiye yaptım. 20 vecihte. Risalenin ismi Vücub-ı Lakhzi Bihadîf-i Ahad Fil Akide ve Redd-i Alâ Şubehin Muhalifin ve Zekertü Fî Ahireha Aşşîne Misalen Minel Akaid Sâbiteti Fil Ahadîs-i Sahihâ Yazzemuhum Cahduha
ve alimul imani biha ve hadihi'l akide vahidetun minha. İşte bu akide bunlardan biri. Çünkü ehli hadisin bu hususta akidesi sağlamdır. İşte ehli hadis bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis sahih gelsin. Ondan sonra da sen bunu itikad etme. Bu mütevatir değildir. Ben bunu itikad etmem. Bu şeytan tarafından onun zehirdir. Yani ben Seyyid Kutbe bunu çok görmem. Eserden yetişmemiş alim değil. Bir muharrir. Fakat Şeyh Bakıyt'in bu eserini ben okudum. Hayrette kaldım. Bende o eser duruyor. Bizim Allah rahmet eylesin Şeyh Arabi'yi çok severdi. Şeyh Bakıyt'i götürdüm. Şeyh Bakıyt dedim. En büyük Mısır'ın en büyük uleması. Buna bak. O da hayret etti. Şeyh Bakıyt nasıl olmuş da orada ayağa kalkmış. Olur. Zelletül alim, zelletül alem. Bir alimin ayağının kayması, bir alemin ayağının kaymasıdır. Sonra bir adam ne dedir? Büyük olursa olsun bir yerde ayağı kayar. Sonra Şeyh Bakıyt'in bir ayağı da suret meselesinde kaymıştır. Suret meselesinde fotoğraf çıkaranlar gitmişler, kandırmışlar. Hoca bu tasvir değildir. Bu tesbit-u zıldır. Biz gölgeyi tespit ediyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Gölgesi var, gölgeyi tespit ediyoruz. Hocadan bir fetva koparmışlar. O fetvayı risale halinde yaptılar. Getirdiler. Suudi Arabistan'a resim sokmak yasaktı. Eşyada olsun, kitapta olsun. Buranın uleması hakim bir vaziyette Melik Abdülaziz'e sokturmuyordular. O kitabı getirmişler. Melike, vezire, vüzeraya vermişler. Ondan sonra da demişler ki Mısır'ın en büyük alimi bu eseri yazmış. Bu tespit-ü zıldır, bu caizdir. Senin hocaların bilmiyor. Melik Abdülaziz'in de mesele fotoğraf meselesi. Kendisinin fotoğrafını intişar ettirecek. Bu seferi Mısır'daki bu hocanın sözü doğrudur. Öyleyse fotoğraf tecviz edilsin. Belkiler ne kadar hay hengem ettilerse fayda yok. Burada şimdi doğrusunu söylemek lazımsa bu hükümet neden kendi hocalarının her yerde sözünü tutuyorlar da burada onu tutmuyorlar da Şeyh Bakıyt'in sözünü tutuyorlar. Madem Şeyh Bakıyt'in sözünü tutuyorlarsa Şeyh Bakıyt'in bunlara muhalif çok fetvaları var. Tevessül hakkında, mevlüt hakkında, caiz dediği kitaplar var. Onları niye tutmadılar? Madem Şeyh Bakıyt'i tercih ediyordular, Şeyh Bakıyt'i. Hoşlarına gitmedi ama suret meselesinde hemen onu tuttular. Belkini tutmadılar. Bu da şeytanın şeysidir. İğva atından birisidir. Çünkü Şeyh Bakıyt orada ayağı kaymış. Onun ayağının kaymasını getirdi, fotoğrafı soktular ki Hicaz'a işte fotoğrafın girmesine bu vesile oldu. Sonra Şeyh Bakıyt buraya geldiğinde buranın alimleri gitmiş. Ehl-i Sünnet alimleri kendisine söylemişler. Delilin ne? Biz kitaplarda göremedik. Sen nereden getirdin bunu? İşi siyasete çevirmiş. Hatta Zahid Kevseri merhum bile diyor ki buna başkaları da reddiye yapmışlar Şeyh Bakıyt'e. Şeyh Bakıyt'in bu bir zellesidir. Şeyh Bakıyt büyük, fadil, alim bir adamdır. Yani bu zelle onun fadiletine nekise vermez. O denizde bir toz olur. Yani fakat maksat nereye getiriyor? Onun da bir zelle olduğunu, orada hata ettiğini söylüyor. Ama bu şey meselesi, haberi ahad, itikatta delil olmaz demesi o büyük hata. Allah rahmet eylesin. Nasıl olmuş da mühaddis olmadığının alameti. Fakih usulü olmak başka, mühendis olmak başka. Şeyh Bakıyt usulü fıkıhta büyük bir kitap telif etmiş. İşte onun için diyorlar ki iş derece içtihada vasıl olmuş. Ama Mustafa Sabri Efendi'nin sözü de doğru. Derece içtihada vasıl olan bir adam haberi ahadi külliyen kaldırıp atmaz. Haberi ahadi kaldırıp attıktan sonra neyle içtihad edecek? O bir yerde mi yoksa sadece o mevzuda mı? Yani kaide olarak haberi ahad delil olmaz diyor. Haber-i ahad, tevaret bil hicaptaki haber-i ahad delil olmasa kaide her yerde cereyan eder. O kaidedir. Ben Seyyid Kutub'u bilmiyordum. Bir defa bir doktor evine çağırdı burada. Bir doktor vardı. Allah selametlik versin. Sofi. Baktım ki Zilal-ül Kur'an var. Ben de tesadüf aldım. Mu'avvizeteyn'in tefsirine bakıyorum. Orada dedi ki sebebi nüzuli ne? Onu beğeniyor. Sebebi nüzuli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapmışlar.
onun için bu Süre-i Mu'vezzetin sureleri nazil olmuş, Peygamber Efendimiz okumuş, çözülmüş. Orada diyor ki ya bunu cumhur bunu naklediyorlar ama diyor bu makul değil diyor. Bir peygambere sihir olur mu diyor. Binaenaleyh sihir olsa o peygamberin peygamberlik niyetine olur mu? Akıl bunu kabul etmez. Peygamber sihir edilmez. Yani yapsalar bile tutmaz. Eğer tutacak olursa bunun peygamberliğine şüphe gelir. Söyleyeceği söz sihirden midir, değil midir diye ümmetini şekli şüpheye düşürür. Bahusus diyor, cumhurun rivayet etmiş olduğu bu hadisler haber-i ahad ile sabittir. Haber-i ahad delil olmaz ki. Bunun haber-i ahad delil olmaz. Doktora dedim, doktor ne diyor? Bu kitabı getirmişsin ya. Bu dedim, bütün dini İslam'ın kökünü birden uçurdu bu. Neresi dini İslam'a hizmet? Dini İslam'ın bütün ehkamının ekserisi, bütün demeyelim, ekserisi haber-i ahad ile sabit. Bu adam haber-i ahad delil dedi, kökünü birden uçurdu. Kendisi bu koskoca eseri yazmış, kendisinin fikirlerini söylemiş, kendi fikirleri haber-i ahad değil mi? Haber-i ahad da hep kendisinin vuruşu. Kendisinin vuruşu, kitaba yazmış. Bunlar hep delil oluyor da, Resulullah Efendimiz'den Ashab-ı Kiram rivayet etmiş, ondan tabi'in, tebe-i tabi'in rivayet etmiş, gayete yetena etmişler, o delil olmuyor dedim. Vallahi tamam dedim, vallahi bu kitap doğru değil dedim, bu bozuk dedim. Dedim, ben de bilmiyordum. Sonradan öğrendim, o da başka yerlerinde de var. Şimdi tuhaf yani insana teaccüf veren şey bu. Zilal-ı Kur'an'ı yapmış kaç cilt? 20 cilt. Orada diye bak Zilal-ı Kur'an, bak kaç cilt orada. 15-20 cilt. Bunun yazdıkları hep mütevatir mi? Yok. Kur'an-ı Kerim'in evet. Maali neyse, o aminna ve sıddıkna. Ondan başka kendisinin birçok buluşları, görüşleri var. Ya bunlar mütevatir değil. Kim kabul eder? Sonra bir masuma, bir peygambere dayanmıyor. Daha ne diye yazdın sen bunu? Onun için İstanbul'daki Hüseyin Işık vesaire bunun aleyhinde çok hücum ediyorlar. Sebep bu. Yani Allah muhafaza etsin, insan gider bir yerde ayağı kayar ki daha kurtuluş olmaz. Dün evde bir kitap okuyorum. Bir hikaye vardır da. O zaten meşhur. İmran İbni Tahhan isminde birisi evlenmiş. Kendisi boyu küçük, çirkin bir adam. Ailesi de çok güzel bir kadın. Kadın bir günde süslenmiş. Bu İmran İbni Tahhan girmiş, kadına bakmış. Ya Rabbi seni çok şükür demiş. Sen bana bir böyle bir güzel kadını bana verdin demiş. Kadın demiş ki, müjde demiş, ikimiz de ehli cennetiz. Neden anladın ehli cennet olduğumuzu? Demiş ki, Cenab-ı Hak benim gibi güzel bir kadını sana verdi, Allah'ın nimetini şükrettin, ondan dolayı cennete gireceksin. Bana da senin gibi çirkin bir kocayı verdi, sabrettim, sabrımdan dolayı cennete gireceğim, diyor. Esas mesele bu, meşhur da, onun tercüme-i halinde Kitab-ı Eskiye de bak, Kitab-ı Eskiye'nin sonunda var, okumuşsan. Diyor ki, bu İmran İbni Tahhan haricilerden oldu. Haricilerden olduktan sonra Hazreti Ali radıyallahu teala anhi şehit eden Abdurrahman İbni Mülcim'i methetti. Orada bir şehri var, o şehrinde mealen diyor ki, o müttaki bir adam ki diyor. Yani Abdurrahman İbni Mülcim'den dolayı. Öyle bir mütteki adam ki, onun o kılıç darbesi var ya, indi ilahide en büyük sevabı getirdi diyor. Ali'ye vurmuş olduğu o darbe kendisinde en büyük bir sevabı kazandırdı diyor. Onun için diyor, o ve onun cemaati diyor ki onlar öldüler, kabirleri yerdedir diyor. Bunlar hiç dinlerini dünyaya katıştırmadılar. Hep halis, muhlis adamlar. Durmadan Hazreti Ali'yi ve el cemaatini öldürmüşler de halis, muhlis adamlar olmuşlar. İşte o İmran İbni Tahhan'ın kasidesi. Yani o kadını sen de cennette gideceksen ben de diyeceğim, boşa çıkmış. Niye? Hazreti Ali'ye böyle lanet eden, suizan eden adam cennetin yüzünü mü görecek? O an için belki olmuştur. Sonra Gadi
Kadi Taberi varmış o zaman da, ona bu kasideyi götürmüşler, demişler ki bu merhum böyle böyle bir kaside söylemiş, şiir söylemiş. O da ona karşı bir güzel şiir söylemiş. Diyor ki sen ve senin baban hatırladığım ki ben onlara lanet ediyorum diyor. Siz mel'unsunuz diyor. Gayet güzel bir reddiyesi var orada. Şimdi bunu niye misal verdim? Adam akidesini bir noktada bozdu mu amelin de faydası yok. Daha ne faydası olacak? Şeytan getirmiş Hazreti Ali'yi öldürdüğünden dolayı cennetin en iyi yerine gidecekmiş, en iyi sevap alacakmış. Bitti, o adamın akidesi bozuldu, gitti. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ya, el-havariş kilab-ı hadir ümmet. Hariciler bu ümmetin kefleridir. Kilabınlar, el-havariş kilabınlar. Sonra Hazreti Ali radıyallahu teala hakkında iki taife senin yüzünden cehenneme girecektir. Birisi buğza davet edecek, birisi muhabbet edip ifrata varacak. İşte birisi hariciler, birisi de şia. Üstad, o şey... Yani buradaki izahatı verdiğim sebebi, bunu kulağınıza küpe edin. Haberi ahad ile olan ahadisi sahihe, ahkamda, akidede, her şeyde delildir. Peki ruh olmasa da İslamiyet yok. Binaenaleyh. Evet. Bir dakika, bu Seyyid Kutubu Harut ve Marut meselesi var ya, buna da diyormuş ki, bunu bana bir arkadaş anlattı. Ben o meseleyi okumadım yalnız. Evet. Ne güzel fikir var diyor o arkadaş. Ya diyor Seyyid Kutub ne güzel şey etmiş. Diyor ki Seyyid Kutub ne diyor? Diyor ki Cenab-ı Allah kullarını delalete düşürmek için hiç korktum ve gönderir de kullarını delalete düşürür mü? Bu mana burada çok Arap lügatında başka türlü manaları var. Benden önce geçmiş yani şimdi adam anlamamışlar. Yani o şimdi dedim ya Seyyid Kutub ulemadan değil mi? Muharrir. Onu çok görülmez. Onun eserine de itimat edilmez. O zamanın bazı dertlerine deva bulma için söylemiş. Yani onun sözü şeriatın itikad edilecek bir şeydir diye olmaz. Çünkü alim değil. Sonra o fikri muvafık gelirse, muhalif gelirse kaldırır. Mesela bizim Türkiye'de yok mu? Sebil-i Reşat'ta Eşref Edip'in yazıları vardı, Necip Fazıl'in yazıları vardı, başkalarının var. Bunlar alimler değil. Bazı yerde gayet güzel İslamiyet'te müdafaa eder, yaz yazarlar. Bazı yerde de bakarsan hiçbir şey beceremez. Çünkü elim meselesi başka. Bu elim değil. Sonra Seyyid Kutub evvelden dinsiz idi. Müslümanların aleyhinde yazı yazardı. Fakat sonradan Cenab-ı Hak hidayet verdi, döndü. Müslümanların lehinde yazmaya başladı. Ondan sonra geldi İhvan'a girdi. İhvan'dan girdikten sonra orada sabit kadem oluyor. Yalnız Cenab-ı Hak onun teksiratını affetsin çünkü son zamanda da dini İslam uğrunda canını feda etti. Biz şimdi onun bu iyiliğinden dolayı hatalarını da alalım bu manaya değil. Hatası hatadır. Allah inşallah onu affetmiştir. Bu yüzden dolayı hatasını zikrediyoruz ki yani Müslümanlar akide etmesinler, onu benimsemesinler. Ama kendisine de Cenab-ı Hak rahmeti rahmanına erdirsin ki çünkü canını kimse veremez. Adam canını verdi, din için canını verdi. Herkes verebilir mi bunu? Veremez. Eğer o bu vakıttaki Cemal Abdülnasir'e yaltak yapsaydı, onun dediğini yapmış olsaydı, onun en büyük bir rütbeye çıkarırdı, oho eserlerini neşrederdi, daha birçok şeyler yapardı. Fakat yapmadı. İlla sabit kadem kaldı. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin me'aracı hak, İsra hak, me'arac hak nereye kadar? İlâ haysu şâallâh minel ulâ. Cenab-ı Hakk'ın üladan dilediği yere kadar. Hani şeyde de okuduk ya gayrini sevdiğinde. Üla diyor, yükseklik, üla. Neresi? Bilmiyoruz. Çünkü hadis-i şeriflerde geliyor ki Sidretül Muntaha'ya vardı onda Cibril aleyhisselam dedi ki benim makamım burada, ben daha ileri gidemem. Aleykümselam. Daha ileri gidemem. Ehlen ve sehlen. Aleykümselam. Ehlen ve sehlen. Yanlarım. Daha ileri gidemem. Gidersem sen nur-i ilahi beni yakar. Binaenaleyh orada refref geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem refref edildi. İlâ maşallah gitti.
yetti Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin kavsiyine evetme. Ondan sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beş vakit namazı buyurdu. Ve ekremehu meracü hakkun, meraç hakkı. Ve ben üstüye bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak Teala Hazretleri İsra buyurdu. Yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya geceliğin götürdü. Ve urice bi şahsihi, Resulullah Efendimiz'in şahsıyla, yani ruh ve cesediyle beraber göylere uruç ettirdi. Fil yakazeti, yakaza halında, uykuda değil. Nereye uruç ettirdi? İle sema, göge. Sümme ila haysu şa'allah, ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın dilediği yere, o dilediği yerde neden? Minel ula, yüksekliklerden. Ve ekremehullah, Cenab-ı Hak onu ikram eyledi. Bima, bir şeyi ki şah-ı Cenab-ı Hak diledi. Cenab-ı Hak dilediğini de ona ikram eyledi. Ve evha vahyetti ileyhi ona. Ma ul bir şeyi ki evha vahyetti. Vahyettiğinde vahyetti. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Ayet-i kerime. Ma kezebe. Yalancı olmadı. El fuadu. Fuad. Kalp neyi? Ma ra'a. Gördüğü şey. Gördüğü şey yalan değildir, gerçektir. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Gerisi nasıl? Min ayati. Min ayati rabbihil kubra. Cenab-ı Hakk'ın büyük ayetlerinden gördüğü şeyi kalp tekzip etmediği, yalan olmadığı. Fasallallahu aleyhi Cenab-ı Hak ona rahmet etsin ve selleme selam etsin. Fil ahireti, ahirette veriyor diyor. Peki şimdi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kudüs-i Şerif'e götürdü. Bunda şek ve şüphe yok. Hadislerde bu sunusa diye geliyor. Ayet-i Kerime'de var. Ondan sonra ürüş başladı. Sahiheyn'de var bu hadis-i şerifler. Birinci kat köyde, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, ondan sonra Sidre-i Müntaha'da, ondan sonra İlâ maşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Daha kimse bilmiyor. Niçin? Cibril aleyhisselamın refakati Sidre-i Müntaha'da tamam oldu. Ondan sonra daha refakat edemedi. Mekamı oydu onun. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e has olarak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri refref diye bir kürsü gönderdi. Bir taht. Ona bindi. O gitti. İlâ maşallah gitti. Kimse bilmiyor. Kâbe kavseyn evedna fekâne kâbe kavseyni evedna. Bir kâbe kavseyn miktarı kadar yahut da daha yakın. Şimdi ebe kuşağını siz görmüşsünüz. Ebe kuşağı derler. Yağmur yağdığı vakitte al yeşil olur. Böyle bir daire şeklinde al yeşil sarı. Bakarsanız bir kapı gibi. Hatta bazıları derler ki kim onun altından geçerse oğlan ise kız olur, kız ise oğlan olur. Çocuklar da koşarlar. Ulan ben geçeyim de kız olayım. Öteki ben geçeyim de oğlan olayım. İşte, halbuki o bir hayal. Sen gittikçe o oyanı gider. Sen gittikçe aleykümselam. Sen gittikçe o gider. O erişik de altından geçmesinin onun imkanı yok. Şimdi o insana yakın görünür. Yakın görünür. İşte Cenab-ı Hak teşbih ediyor ki işte o kâbe kavseyn. Yahut da bir kavs. Ok attın ya. Ok atarsın ya bir ok mesafesi ne kadar? Bu da şeyi cennetül mealleyi şeyi gördünüz cennetül beki. Cennetül beki'nin kapısından Hazreti Osman radıyallahu teala'nın yerine işte bir ok atmıdır. Hazreti Sa'd attı oku. Hazreti Peygamber Efendimiz attı. Attı ok oraya düştü. Hatta Hazreti Osman'ın yerine de düşmedi. Daha beriye düştü. Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu arada defne olunan benim şefaatime nail olur. Hazreti Sa'd dedi ki böyle buyuracağımı bilseydim bir daha o kadar atardım. İşte yani maksat bir ok atımı o kadar. Haydi biraz daha uzak olsun.
İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cisimde münezzeh. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min Kabe Kavseyn yahut da daha yakın. Yani o kadar yaklaştı. Cenab-ı Hak şimdi bundan anlaşılıyor ki neye yaklaştı? Yaklaştığı kürsü mi? Arş mı? Eğer mücessime ve müşebbehenin dediği gibi itikad edersekse arşa vardı. Zaten arş kürsü de orada. Arş kürsüden büyük. Arşın üzerinde kürsü var. Haşa ve kella Cenab-ı Hak da orada istikrar etmiş de Peygamber Efendimiz o kadar yaklaştı ona. Bu mana çıkar. Halbuki ehli sünnet ulemasının dediği gibi bu mana değildir. Nedir? Bilmiyoruz. İzâ maşa Allahum minel ulâ. Bunun keyfiyetine karışamıyoruz. Gitti. Ama nereye gittiği bilmiyoruz. La halâ ve la melâ. Ne boş ne dolu. La halâ ve la melâ. Daha ilerisini Cenab-ı Hak niçin izah etmemiş? Niçin peygamberine bildirmemiş? Akli beşer kâbi gelmez ki ona. Yani beşerin tahammülü onu olmaz ki ancak Peygamber Efendimiz'e has olmak üzere onu oraya götürmüş. Orada da Cenab-ı Hak ona yapacağı ikramını yapmış. Namazı farz kılmış. Ondan sonra birisi geri gelmiş. Ve rücu'i de var ya, beş vakit namazın 50 vakitten 5 vakıda inmesi için evvel 50 vakit dedi. Peygamber Efendimiz kaç defa gitti geldi. Neyle gitti? İşte o raftakına geldi gitti. O gelip giderken Cibril Aleyhisselam beraber miydi? Cibril Aleyhisselam Sidre-i Münteha'dan gelirdi. Hazreti Musa'nın yanına kadar beraber gelir. Gene gittiği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortadan uyanı yalnız gider. Peki ma kezebel fuadu ma ra'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin görmüş olduğu doğrudur. Görmüş olduğu şey doğrudur, yalan değildir. İneği gördü. Ma kezebel fuadu. Kalbi tekzip etmedi. Kalbi yalan olmadı. Burada baş gözünden bahsetmiyor. Fakat burada bir incelik var. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Bir kalbin tekzip etmesi var, bir de rayet var. Rayet neyle olur? Başıyla olur. Rayet kalbiyle olmaz. Başın gördüğünü kalp tekzip etmedi. Resulullah Efendimiz baş gözüyle Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini gördü, kalp de onu tesdik etti, tekzip etmedi. Bir bu mana çıkıyor. Bir de ma kezebel fuad ma ra'a. Kalp tekzip etmedi. Peygamber Efendimiz'in görmüş olduğu şey bu rüyet. Rüyeti basariye değil, rüyeti besirettir. Yani kalp gözüyle gördüğünü kalp tekzip etmedi. Yalan değildir, kalp gözüyle gördü. Ulema bunda ihtilaf ediyor. Baş gözüyle mi gördü, kalp gözüyle mi gördü? Sonra görmüş olduğu bir şekilde mi gördü, şekilsiz mi gördü? Eğer müteşabih ayet ve hadisleri alırsıksa birçok hadisi şerifler var. Nurun inni erahu. Nurun enna urahu. Hadiste bazıları okuyor ki sordular ki ya Resulallah Cenab-ı Hakk'ı gördün mü? Buyuruyor ki ben gördüm. Nurun inni erahu. Ben gördüm Cenab-ı Hak bir nurun dedi. Fakat ötekiler diyorlar ki hadisin okunuşu öyle değil. Nurun enna urahu. Cenab-ı Hak bir nurdur. Ben nasıl görebilirim? Nurdur. Ben nasıl görebilirim? Bunda da nurdur. Ben nasıl görebilirim? Akla gelir ki göz nuru da görür. Nurun evet daha kuvvetli, daha kuvvetli, daha kuvvetli olabilir. Olabilir. Nur madem nurdur demek ki bir mehluka benzedi. Nurun Cenab-ı Hak nurdur. Nur mehluktur. Nurdur. Nasıl ben onu görürüm? Bunda da gene bir teşbih var. Cenab-ı Hakk'ın demek şekli nurmuş. Yalnız Peygamber Efendimiz'in gözü tahammül edememiş. Bu manaya gelir. O kadar kuvvetli nur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü tahammül edip de bakamamış. Mesela biz şimdi güneşe baksak daha uzaktan olduğu halde gene gözümüzü alıyor. Dikkatli bakamıyoruz diye. Yakın olsa hiç bakamamış. Şimdi bu o kadar ince ki ne duruyor? Bunun işin içinden çıkacağını akıl kestiremiyor, duruyor.
Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, Rabbini gördün mü? Gördüm. Ala racülin katat. Ala şabbin katat. Ala sureti. Şabbin katat. Genç bir delikanlı, sakalı yeni terlemiş, yeni yeni yüzünde tüyler bitmiş, bu şekilde gördüm. Bu insan şeklinde öyleyse, mücessimenin dediği duvarı, eğer bunları zahiren kabul etmez, edersekse, tevil etmezse, mücessimenin dediği duvarı olur. Da mücessimeye niçin tayip ediliyor? Hem mücessimeye tayip ediyoruz, hem de bunları tevhile gitmiyoruz. Diyoruz ki olduğu gibi, hakikat bu. Hakikat dediğin gibi işte mücessimenin dediği olacak. Selef ne demiş? Selef demiş ki yok, bu zahirde bir göründüğü gibi değil. Biz zahirde iman edersek ise mücessime gibi oluruz. Mücessimenin dediklerini biz de kabul etmemiz lazım gelir. Ya bunları ne yapalım? Ya hiç manasına girmeyelim, yahut da Cenab-ı Hakk'ın sıfatına layık bir şekilde tevil edelim. Böyle bir şekilde tevil edelim ki insanı küfre götürmesin. İşte halefin tevil etmesi bu yol, bu yoldan. Eğer hali üzerine bırakırsıksa evan bilmez. İlla bir itikad edecek. Ya mücessime ya müşebbeye gidecek. Boş boşuna olmaz, yoksa yok diyemezsin sen. Madem mevcuttur, mevcude bir şekil vereceksin. Bu ayeti kerimeleri de tevil edersen ise tevhile gitmiyoruz. Ne edeceksin? Zahirini itikad edeceksin. İttiğin gibi ya müşebbe oldun ya mücessime. Yok diyorlar. Öyleyse biz bunları tevil ederiz. Tevil ne demek? Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin caiz ki muradi bu olan. Mana bu. İlla mana budur. Öyledir değil. Caiz ki bu olan. Mesela yadullah fevka edeyim. Cenab-ı Hakk'ın eli sizin yedi, sizin yedlerinizin üzerindedir. Caiz ki burada yedden kudret manası ola. Sizin kudretiniz var. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kudreti sizin kudretlerinizin üzerindedir. Şimdi tevil eden, böyle tevil eden yedullah fevka eydihinin illa manası bu mudur diyor. İlla yed kudret manasınadır. Başka manaya gelmez mi diyor. Yok. Gelebilir. Fakat böyle bir ihtimali var. Bu ihtimali ortaya koyalım, evamın itikadını kurtaralım. Onun için bu şekilde tevil edenler tekfir edilmez. Ya ne şekilde tevil eder? Başka bir şeye ihtimali yok. Buradan yedden maksud kudrettir. Başka hiçbir manaya gelmez diye ona tevil değil de tefsir eder. Ve kat'idir. Başka bir manaya gelmez derse o kafir olur. Niye? Yedin o kadar manaları var ki hangi manaya geldiğini bilmiyoruz biz burada. Yalnız eli carihe değil, yedi, yani udvi carihe, aleti carihe dediğimiz el manasına değil. Hatta İmam-ı Azam diyor ki yedi des manasına Farisice alsak caiz olmaz. Yed sıfat var ama bilmiyoruz. Kudret manasına, nimet manasına, azamet manasına, sonra yedi alet manasına alsak yed var, yedani var, eydi var. Cenab-ı Hakk'ın bir yedi mi var, iki eli mi, iki yedi mi var, daha mı çok var? Bunların hepsi ayette gelmiş. Hepsini alsak taarruz hasıl olur. Sonra yedullah fevka edeyim. Cenab-ı Hakk'ın haşa ve kella yedi carihesi olsa bizim ellerimizin üzerinde mi? Hakikaten. Bu akıl ermiyor. Onun için selef-i salih bunların zahirde geldiği gibi değildir. Hakiki manasını beşer bilemiyor. Aciz. Manasını Allah'a tefviz ederiz. Yok, halefin dediği gibi ehli sünnet mezhebinin haricine çıkmamak şekilde bir şekilde tevil ederse, yani bu ihtimal da olabilir derse, o da tekfir edilmez ve ona giden adamlar da olur. Mesela yedi kudret manasını aldığı gibi veçh-i rida manasını alır, zat manasını alır, istevayı istila manasını alır. Yani bunların böyle bu manaya olmak ihtimali var. Evet. Meraç hakkında daha çok insan düşünecek şeyleri var ama insanın ilmi ne kadar, bizim beşerin zaten beşerin ilmi gayet basit. Beşerin ilmi basit. Beşerin ilminin içinde de
enbiya olmayanın ilmi gayet basit. Enbiya'dan sonra rasuhun gelir. Rasuhuna nezaren bizim elimizde hiç artık. Düşün derece derece sevgi. Ondan sonra biz kalkacak da bu halımızla Cenab-ı Hakk'ın erşisini, kürsüsünü tasavvur edeceğiz. Ona göre mana vereceğiz. Ona sonra hayalımıza sokacağız. İmam Beyhaki'nin kitabı sıfatı var. Gördünüz mü? Kitab-ı Esma-i ve sıfat. Uzun uzadıya bundan bahseder. Yani mezlekeyi eklamdandır. Ayağın kaydığı yerlerdendir. Burada işte 72 mezhebe kaymış gitmişler. Allah muhafaza etsin. Allahu Teala'ya tahfizden başka çaresi yok. Rasihun kim olur ya? Rasihun olmak. Rasihun olan Cenab-ı Hak onlara çok elim vermiş. Elmi çok olanlar. Yani peygamberlerden sonra rasihun gelir ki peygamberlerin varisleri. Hakiki alimler. Vel havdullezî şol bir havud ki akremehullahu teâlâ Cenab-ı Hak onu ikram etti bihi Peygamber Efendimiz'e ne için? Gıyâsen li ümmeti ümmetine yardım için hakkun bu da haktır. Hatta bunda gelen ahadisi şerife 30 küsur sahabiden rivayet edilmiş tevatür derecesine erişmiştir. Havuz hakkındaki hadisler. Öyleyse tevatür derecesine gelirse münkeri kafirdir. Ve şefaatü leti şul bir şefaat ki iddekharaha Peygamber Efendimiz bunu sakladı. Lehum kullara hakkun bu da haktır. Kemaruye fil ahbar haberlerde geldiği gibi. Hani hadislerde var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak muhayyer kılmış. Ümmetin yarısını cennete koyayım, yarısını cehenneme. Yahut da sana şefaat hakkını vereyim. Hangisini alırsan? Yok ya Resulallah, ben şefaat hakkını isterim. Çünkü ümmetinin yarısını cennete koysa, yarısını cehenneme koysa, yarısı cehenneme gidecek. Peygamber Efendimiz şefaat hakkını alıyor ki ümmetinin hepsini şefaatiyle cehennemden çıkarıp cennetine götürsün. Şefaat hakkı daha büyük. Şefaatin de geçenlerde okuduk ya biz İtman-ı Diraye'de şekilleri çok. Baş şekliydi 11. 11 şekli var. 8. 8 tane mi zikretmiş? 11 tane. 8 tane. Hayır, buradaki şairin zikrettiği 8 başka biz orada 11 tane okuduk. İddiharenin Kâbi Resulü'nü mü Cenab-ı Hak? Peygamber Efendimiz. İddihar et. Peygamber Efendimiz iddihar etti. Ha onu. Çünkü Cenab-ı Hak muhayyer kıldı. O da öyleyse ben şefaat ihtiyar ediyorum dedi. وَالْمِيْسَاقُ الَّذ۪ي وَالْمِيْسَاقُ مِيْسَاقُ اَلَّذ۪ي اُلَى مِيْسَاقِ اَخَذَهُ اللّٰهُ Cenab-ı Hak o misakı aldı. مِنْ آدَمَ آدَمْدَنْ وَزُرِّيَّتِ زُرِّيَّتِنْدَنْ Hakkun haktır. Diğer başka hadislerde de gelir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Hazreti Adem'i halketti. Yedi kudretiyle Hazreti Adem'in belini sıvadı. Bütün ervah halk oldu. Zerreler halinde, ufak ufak karıncalar şeklinde zerre halinde bütün erbah halk oldu. Ondan sonra onlara Cenab-ı Hak hitap etti. Elestü bir Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil mi? Kalu bela. Onlar da dediler, ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra Cenab-ı Hak onlardan ehed aldı ki şeytana ibadet etmeyi, şeytana tapmayı, benden başkasına ibadet etmeyi ehed aldı. Dünyada ehdinde sebat edenler etti, etmeyenler ehdini bozdu. Peki bu misak hakkındaki hadisler, bunlar da çok. Şefaat hakkındaki hadisler, orada da şerhi, bunlar hep tevatür derecesine vardır. Şefaatin de 8 kısmını şerhi saymış. O da İtmam-ı Diraye'de İmam-ı Süyut 11'e kadar saymış. وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bildi. فِيمَا bir şeyde ki lem yezel zail olmadı. Yani ebedde, ebediyette Cenab-ı Hak bildi. Neyi? Adede menşul bir kimsenin sayısını ki yatkulul cennete, cennete girer. Ve adede menşul bir kimsenin adetini ki yatkulul nara, nara girer. Cümleten vahide, cümleyi vahide ile bildi. Öyle tafsilde, teker teker bildi, öğrendi manasını değil. Cenab-ı Hak ilmi azelisiyle bildi ki bu mahlukatın şu kadarı cennete gireceği, şu kadarı cehenneme gireceği. فَلَا يُزَادُ فِي ذَٰلِكَ الْعَدَدُ O adette ziyade olunmaz. وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُ Ondan noksan da olunmaz. Cenab-ı Hak kaç
adedin kaç milyar cennete girecek, kaç milyar cehenneme girecek onu biliyor. Ne bir tane ziyade olur, ne nuhsan olur. Yalnız bazı hadis-i şeriflerde var. Binde 999'u cehenneme girecek, biri de cennete girecek. Binde biri cennet, 999'u cehennem. Sonra gene ulema diyor ki, peki bu öyleyse ehli cennet az oluyor. Binde bir. Sonra bu mevcut kafirleri toplasan, bu 999'u Müslümanlara nispet etsek, 999'u doldurmaz. Müslümanlar binde birden fazladır bu ehli kafirin piyasası. Yani diyorlar ki, o Yecüc ve Mecüc'ü hesaba ithal edeceksin. Yecüc Mecüc kafir olduğundan ve adetleri şu olduğundan dolayı onları hesap ettin mi 999'u doldurur, Müslümanlar da binde bir kalır. Ve kezalik yine böylece ef'aluhum kulların ef'alları da böylecedir. Fîmâ ulime fîmâ bir şeyde ki ulime bilindi minhum onlardan ney en yef'aluhu işleyeler. Cenab-ı Hak bunları da bildi. Kullardan sadir olacak emeller, ne emeller yapacaklar Cenab-ı Hak bunu da bildi. Ve küllün herkes müyesserin müyesserdir lima bir şeye ki hulikelehu o şey için halk edilir. İnsan taat için halk olunduysa taate müyesser olur. Masiyet için halk olunduysa masiyete muvaffak olur. Vel a'malu ameller de bil havatim havatim iledir. Yani herkesin beşere nispetle bir adamın ameli güzel hitam bulursa bu adam ehli saadettir. Yok son ameli masiyetle hitam bulursa ehli şefalettir. Bu beşere nispetle. Cenab-ı Hak ezelden biliyor zaten bu adamın ömrü nihayette ne ile hitam bulacak. Ta onun ruhunu yaratmazdan evvel ilmi ezelisinde biliyor ki şu 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 adamların emelleri evet hüsnü hatime ile şu şu adamların ikide sui hatime ile nihayet olacak. O biliyor ama bize karşı yani biz kendimize göre adam bakarsan güzel ibadet ediyor, namaz kılıyor, bu ehli cennettir diyemeyiz. Niye? Biz ilmi ezeli bilmiyoruz. İlmi ezelden bahsedelim. Biz neye bakacağız? Hatimeye. Bu adam ölürken, ağzından ruh çıkarken, eğer taat üzerine öldü, kelime-i şehadet ile öldüyse işte hüsn-i hatime. Yok ölürken, ne'ûzu billâhi teâlâ küfr ile suyu hatime ile öldüyse, o da ne'ûzu billâhi teâlâ ehl-i şefâ. O bize nazar. Onun için, وَلَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ demesi kime nazaran? Bizim bilgimize nazaran. Oysa Cenab-ı Hak evvelden biliyor. وَالسَّعِيدُ سَعِيدُ men bir kimsedir ki sa'ide sa'id oldu bi qada'illah Allahu Teala'nın kadasıyla ve şakiyyü şakide men bir kimsedir ki şakiyye bi qada'illah Allahu Teala'nın kadasıyla şakiyye oldu. Ne demek? Allahu Teala onu icbar etti, onu sa'id yaptı, onu da icbar etti, şakiyye yaptı bu manaya değil. Ya Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kaderu kazasında bildi ki şu adam seyid olacak, şu adam da şekil olacak ilmi ilahide. Bu malum. Ondan sonra levh-i mehfuzda da öyle yazdı. Bazen olur ki levh-i mehfuzda tebdil olunur, tahir olunur. Fakat ilmi ilahide tebdil, tahir olunmaz. Onu da geçen de izah ettiğim gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir adamın şekil olduğunu bilir. Fakat evvela o adam mümin olmuş, namaz kılmış, oruç tutmuş. Cenab-ı Hak onu levh-i mehfuzda suada defterinde yazmış da o küfre gelinceye kadar o küfür vaktine gelip de imandan döndü kafir olduğu gibi suada defterinden silinir eşkıya defterine yazılır. Birisi de kafir olarak çıkar. Küfürde ömrünü geçirir. Son zamanında tevbe eder. Nadim-i pişiman olur. Cenab-ı Hak da eşkıya defterinden ismini siler, suada defterini yazar. يَمْحُلُّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ عِنْدِهُ اُنْدُرْ كِدَرْ İşte bu odur. Yani levh-i mahfuzda yazınız şu yazılması. Yoksa elmi ilahi, onda tebeddül ve tagayyür yok. Bu aslul kader.